Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün karşınıza bir kitapla değil, sizin bana yönelttiğiniz sorularla geldim. Size buyurun sorularınızı sorun. Bildiğimi cevaplarım, bilmediğimi araştırırım, birlikte öğreniriz dedim. Ama daha ziyade kişisel sorular sordunuz ve ben de dilimin döndüğünce bu soruları cevaplayacağım. Önce şunu belirtmem lazım. Mesela bazen bir soruyu belki 10 farklı arkadaşım sormuş. Onları tabii ki tek solu haline getirdim. Ben böyle oturup da sorulara ne cevap vereyim diye açıkçası önden bir hazırlık yapmadım. Çünkü sorduğunuz sorulara o an doğaçlama cevap vermek istiyorum. Ama bu şu demek değil. Tabii ki gelen soruları okudum. Şimdi gelin bakalım neler var birlikte soru cevap kısmına geçelim. Hocam mesleğiniz nedir? Hangi üniversiteyi okudunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Yaşınız nedir? Ailenizle alakalı bilgi verir misiniz? Evet arkadaşlar, Harun Çelik. Birçok farklı, yine ama edebi üretkenlik anlamında birçok farklı mesleki alanlarda bulunsam da ben kendimi yazar ve seyyah olarak nitelendiriyorum. Bu iki sıfat açıkçası benim en hoşuma giden iki Sıfatım, yazarım, birçok kitabım var ve seyyahım 162 ülkeyi kapsayan yaklaşık 30 yıldır bütün dünyayı geziyorum. E, herhalde bana seyyah denilebilir. Hangi üniversiteyi okudum? Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi gazetecilik bölümü mezunuyum. Okumak istediğim bölümdü. Severek, isteyerek girdim ve benim üniversite tercih listemde birinci sıradaydı. 52 yaşındayım, evliyim, eşim iletişim fakültesi mezunu, ardından sosyoloji bölümünü bitirdi, ardından psikoloji bölümünü bitirdi. Yani o da gerçekten öğrenmeye, bilmeye çok önem veren birisi. Üç tane üniversite bitirmiş bir hanımefendi ve psikolog. Bir tane oğlum var, hukuk fakültesi mezunu ve iki tane kendilerine aşık olduğum kızım var. Nerede yaşıyorum? Samsun'da yaşıyorum. Evet Samsun'da yaşıyorum. Aslen Trabzonluyum. Samsun'u çok seviyorum. Ve her fırsatta ana baba memleketim olan Trabzon'a da gidiyorum ama benim gibi bir seyyah için nerede yaşıyorsun sorusunun cevabını vermek biraz zor. Çünkü bugün burada Cengiz Aytmatov kütüphanesinden size seslenirken yarın Tahran'da olabilirim. Bir hafta sonra Zanzibar Adası'nda olabilirim. Bir hafta sonra Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nda olabilirim. Bir hafta sonra beni Moskova'da gezerken görebilirsiniz. Evet bir ayağım Hz. Mevlana'nın dediği gibi hakikatin içerisinde. Diğeri 72 milletle beraber diyor ya. Evet ben Samsun'dayım ama diğer ayağım bütün dünya halkları ve ülkelerini geziyor arkadaşlar. Bakkal size mi ait? İşte hem Instagram hesabımda, hem YouTube kanalımın topluluk bölümünde, hem de Facebook'taki Facebook'u kullanıyorum ben çok. Orada sürekli işte mahallemizin bir bakkalı var. Gerçekten çok kitap okuyan, çok üst düzey bir entelektüel. Yani birçok akademisyenden daha fazla okuduğunu ve bilgi birikimi olduğunu çok rahat söyleyebilirim ve bana en sık sorulan sorulardan biri hocam o bakkal aslında sizsiniz değil mi? Hayır arkadaşlar o bakkal ben değilim. Ben becerip de zaten bir bakkal falan da işletemem ben. Matematiği olmayan bir adamım. Bazen bakkal abi bir şey için diyelim ki karşı komşuya ekmek vermeye gittiğinde o an ben orada oturuyorum ve biri bakkala gelip benden iki ekmek bir su dediğinde ben panik yapıyorum. Çünkü biraz matematiğim, biraz değil benim matematiğim çok zayıf. O yüzden bakkal ben değilim arkadaşlar. Böyle bir bakkal evet gerçekten var. Yani bu bir kurgu değil. Sürekli kitap okunulan, kitapların konuşulduğu ve mahalledeki birçok insanın kitap alışveriş yaptığı bir yer gizemli ismini ve resmini sizlerle hiç paylaşmadığım bakkal abi yani bakkal bana ait değil ama ben bütün dünyayı gezip dolanıp evime geldiğimde sabah bakkal abinin yanına gitmek bir Samsun simidi, demli bir çay ve dilimlenmiş kaşar peyniri yemeği dünyada belki de hiçbir şeye değişmem. Kitap ve gezilerinizin maddi boyutunun üstesinden nasıl geliyorsunuz? Geçmişten günümüze kendinizi geliştirmek için nelerden feragat ettiniz ediyorsunuz? Arkadaşlar bir, şimdi benim çok sizde paylaşmadığım bir yönüm daha var. Belgesel yapıyoruz. Yapıyorum değil yapıyoruz. Belgesel yapan bir arkadaş ekibimiz var ve genelde bu belgeseller uluslararası belgeseller. Birçok gezimi bu vesileyle yaptım. Bir kısmını kitaplarımı yazmak için. <laughs> Çünkü biliyorsunuz yani bilenler biliyor. Dünya ülkelerini geziyor ve anılarımı sadece mahallede, bakkalda veya çocuklarıma anlatacak birer anı olarak bırakmıyorum. Yazıyorum, kitaplaştırıyorum ve esere dönüştürüyorum. Kendimi geliştirmek için nelerden feragat ettim? Yani ben yaşamı seven bir insanım, eğlenmeyi seven bir insanım, gülmeyi seven bir insanım, paylaşmayı seven bir insanım. O yüzden zaten hayatımı hep böyle hani sanatsal üretkenliklerle işte bu sinema, bazen belgesel, bazen bir yayın evi, bazen iletişimle alakalı farklı bir profesyonel iş. Yani bir anlamda ben çalışırken zaten sevdiğim şeyleri hep yaptım. Bir insan sevdiği işi yaparsa, sevdiği şeylerle meşgul olursa zaten saate bakmıyorsun yani mesai bitsin diye. O yüzden yani belki başka insanlar aşırı para kazanma hırsıyla başka şeyler yaparak ömürlerini geçirmiş olabilirler. Ben sevdiğim şeyleri yaptım. Sevdiğim şeyleri yapmayı da fedakarlık olarak görmüyorum. Yani okumak benim için bir yük değil, gezmek benim için bir yük değil, yazmak benim için bir yük değil. Zaten bunlar benim için hayatımı anlamlı, yaşanılır ve güzel ve değerli kılan şeyler arkadaşlar en sık aldığım soru ki çok soruldu. Bu kadar yolculuk yapıp okumak için zaman ve imkanı nasıl yaratıyorsunuz diye soruyorlar. Hatta yine siz bunu kibar ve nazik bir şekilde sormuşsunuz. Yani bir kitap paylaşımımın altına o kadar çok şunu yazan oldu ki ya bu kadar bir insan gezip de bu kadar nasıl kitap okuyabilir? Sen gerçekten bu kitapları okumuyorsun. Yoksa kitabın arka sayfasını mı okuyorsun falan diyen insanlar da çok oldu. Yani bilemiyorum, anlayamıyorum ben bu insanları. Kardeşim ben okumak için bir konfor alanı oluşturmayı bekleyen bir adam değilim. Sabah kalkıyorum ya Diyelim uyuyamadım yatakta sağa sola dönmüyorum ben. Hemen başucumdaki komidine elimi uzatıyorum daha böyle bir gözümü açıp ikinciyi açmadan güne başlamadan zaten okuyacağım kitabı okuyorum. Gemide okuyorum, uçakta okuyorum, otobüste okuyorum, trende okuyorum, gittiğim ülkelerde gece otel odasında okuyorum. Efendime söyleyeyim Trabzonspor maçına gittiğimde maçın başlamasına bir saat kadar tribüne gittiysem takım sahaya çıkmadan önce okuyorum her fırsatta okuyorum, her yerde okuyorum. Hacca gittim, Kabe'de, Kabe'nin önünde gel, turu attım, tavaf ettim değil mi? Açıyorum, yine okuyorum. Lokantada yemek beklerken okuyorum. Yani okumak için. Efendim ben söyleyeyim şöyle çok sessiz, dingin. Var ya böyle YouTube'da videolar. İşte ışık şuradan gelecek, müziğin sesi şöyle olacak, sana kendini iyi hissettirecek. Din. Yok böyle bir dünya yok. Bu kadar koşuşturmacalı bir hayat içerisinde kitap okumak için uygun bir zaman dilimi öyle bir zaman dilimi yok. Benim için ben kitap okumak benim hayatımın merkezi. Yani yaşarken araya kitap sıkıştırmıyorum. Ben kitap okurken diğer işlerimi yapıyorum. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Abdurrezzak Gür örnek olsun. Abdurrezzak Gürnak'ın diyelim ki Kumdan Yürek kitabını aldım değil mi? Abdurazak Gürnak nereli? Zanzibarlı. Ben nereye gidiyorum? Zanzibar'a. Samsun'dan İstanbul'a uçuyorsun. İstanbul'da havalimanında 4-5 saat bekliyorsun. Sonra e, İstanbul'dan Zanzibar Stone Town'a inmek için 11 saat, 12 saat daha uçuyor musun? Aa işte sana 18 saat. Ha işte millet... Ben sağa sola bakmayı da severim. Böyle bakayım, gözlemleyeyim. İşte havalimanındaki o farklı milletler, dinler, renkler... Evet ama... Ben 350 sayfalık kitabı Samsun Çarşamba Havalimanı'nda başladım ya diyelim. Ben onu işte Dar es Selam'a indiydik. Oradan da gemiyle Zanzibar Adası'na geçmiştik. Ben 300 sayfayı zaten o yolda okuyorum. Yani uygun bir zaman olsun okuyorum Zanzibar'a da iniyorum ondan sonra da Açıyorum kamerayı, alıyorum elime kitabı, sizlerle paylaşıyorum. Ben seyahat ediyorum. Orta Asya'da şehirlerden şehirlere gidiyorum. Taşkent'ten işte Kırgızistan sınırına, Ancıyan'a geliyorum. e trende okuyorum, e otobüste okuyorum, e uçakta okuyorum. Okuyorum ya. Ya bir şey söyleyeyim ya. Bu o kadar benim, yani beni rencide ediyor ki. Sen bu kitapları bu kadar gezip de nasıl okuyorsun? Ya sen kulağına takıyorsun şeyi. Müzik dinliyorsun. E ben de dinliyorum. Ama ben okuyorum. Yani ben hayatın her anını okumak için değerlendiriyorum. O yüzden bu soru benim için cevabı en rahat verilecek soru arkadaşlar. Kitap okuma alışkanlığını kaç yaşında ve nasıl kazandınız? Okul hayatınızda matematiğiniz nasıldı? Hocam kitaplara olan ilginiz nasıl başladı? Kim vesile oldu? Hangi kitapla başladınız? Hangi kitap ilk defa sizi derinden etkiledi falan. Arkadaşlar, bakın bu konuda çok net söylüyorum. Okuma, yazma öğrendiğim günden beri okuyorum. Çok öyle uslu, ela hoca gelen bir çocuk da değildim. Haşarı, haylaz, okuldan kaçan, yaramaz. Ve bulunduğum mahalle itibariyle de belki birçok farklı e, yaşam deneyimler edinmiş bir insanım öyle çok anasının kuzusu, ciğerimin köşesi, muhallebi çocuğu denen bir çocuklukta, gençlikte geçirmedim. Ama ne yaparsam yapayım. Hep okudum. Okuldan kaçıyorsam da okudum. Çalışırken de okudum. Öğrenciyken de okudum. Okumak hayatımın her anda okuma, yazma, öğrenmeye başladığım günden beri okudum. Üniversite sınavına girerken bizim yıllarda bu yaklaşık 33 sene önce. Neredeyse sözelden yani tam hatırlayamıyorum ama herhalde hiç soru kaçırmadım. Çok da öyle çalışan biri değildim. Ama o kadar çok okuyordum ki ömrüm okumakla geçti. Elhamdülillah. Bundan sonra da öyle olacak. Matematiğiniz nasıldı? Matematiğim hiç iyi olmadı. Matematik beni sevmedi, ben matematiği sevmedim. Hiç anlaşamadık. Bilmiyorum beynimin yapısıyla ilgili midir, nedir? Ben üniversite bitirdim ya. Üniversite bitirdim. Üniversite sınavı kazandım. Ama ben çarpım tablosunu hiç ezberleyemedim. Ama şiir, edebiyat, sanat, felsefe, psikoloji, estetik, seyahat, düşünceler, makaleler, denemeler, romanlar, öyküler, şiirler. Abi bu benim işim. Yani ben bunu seviyorum. Yani bir tane kitap deseniz arkadaşlar hatırlamıyorum onu ama yani o ortaokul yıllarımda Jules Verne bir de Kemalettin Tuğcu. Bu ikisini çok güçlü hatırlıyorum. Jules Verne ve Kemalettin Tuğcu. Birisinde o maceralar, birinde o duygusallık. Bir şey bir de o Huckleberry filmler, Tom Sawyer'lar falan. Devam edelim. Hocam içinizdeki aşk ve yüzünüzdeki yaşam sevincinin nedeni nedir? Öncelikle bu güzel cümle için teşekkür ederim. Çünkü sizi dinledikçe mutlu oluyorum. Çünkü ben sizleri seviyorum. Okumayı seviyorum. Okuduğumu paylaşmayı seviyorum. Bakın bütün samimiyetimle söylüyorum. E tabii ki ben de isterim daha çok insana ulaşayım. Daha çok insanla diyalog haline geçeyim. Ama yani Harun Çelik olarak tanınayım, şöhret olayım, herkes beni bilsin. Türkiye'de kitap eleştirmeni dendiğinde akla Harun Çelik gelsin. Bu benim motivasyonum değil. Ben paylaşmayı seviyorum. Bunu da severek yapıyorum. Severek yaptığım için de neşeyle yapıyorum. Coşkuyla yapıyorum. E haliyle o coşkum, neşem, mutluluğum size de yansıyor. Ben yaşamı seviyorum. Ben insanları seviyorum. Ben insanların dili, dini, ırkı, mezhebi, rengi ile ilgilenmiyorum. Ben insanı seviyorum. Okumayı seviyorum. Edebiyatı seviyorum. Gezmeyi seviyorum. Bunları coşkuyla yapıyorum. Coşkuyla ve sevgiyle yaptığım için de sizlere de aynı coşku, heyecan ve mutlulukla aktarmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hocam hayatınızın sonuna kadar kitap okuyup video mu çekeceksiniz? Başka planlarınız var mı? Arkadaşlar şöyle bir şey varsa yanılıyorsunuz. Yani ben sadece YouTube videosu çeken, efendime söyleyeyim ve bunu paylaşan birisi değilim. Birçok sosyal meşgalem var. Ve iş hayatımla alakalı birçok mesuliyetim, sorumluluğum ve yükümlülüğüm var. Siz sadece okuduğum kitaplar ve o kitapları sizlerle paylaştığım bu anları biliyorsunuz. Ama şunu söylüyorsanız, Allah ömür verdikçe okumak istiyorum ve Allah ömür verdikçe de sizle paylaşmak istiyorum ve bunu hayatımın sonuna kadar yapmak istiyorum. Allah'ın verdiği bu ömrü. O son gün daha son gün akşam namazında bileceğim ki ben öleceğim. Yine de gezeceğim. Lan akşama ölüyorum, ölmeden önce lan bir yer daha göreyim. Lan bir kitap daha okuyayım. Bir şiir daha dinleyeyim. Bir sinema daha izleyeyim diyeceğim. Ha bir de şey var. Bir de şu modeller var. Hocam bırak bu işleri. Kur'an oku. Namaz kıl. Tesbih çek. Arkadaşlar niye bunu sizle paylaşma? Diyelim ki ben namaz kılıyorum. Diyelim ki oruç tutuyorum. Kur'an okuyorum. Bunu sizin bilmeniz mi gerekiyor? Bilmesi gereken bilsin. Bir de bu modeller var. Bırak milleti böyle boş boş kitaplar okutmayı, namaz kıl, oruç tut, Kur'an oku diyenler var. Bununla ilgili bağımsız bir video yapacağım. Geçiyorum. Devam edelim arkadaşlar sorulara. Hocam dünya edebiyatında İngiliz, Fransız, Rus edebiyatı çok biliniyor. Dikkatimi çekti. Latin edebiyatı diğer ülkeler kadar bilinmiyor ya da az talep görüyor. Nedenini merak ettim. için sormak isterim. Arkadaşlar açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben Latin edebiyatı tabii ki Gabriel Garcia Marquez'i ben de okudum ve birçok Latin yazarı okudum. Ama ben de o gruptayım. Fransız edebiyatı, Rus edebiyatı bu ikisi en önceliklilerim. Ardına İngiliz edebiyatını da ekleyebiliriz. Tabii ki kendi yerli edebiyatımızla ilgili de okuyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Yani İngilizler, Fransızlar, Ruslar yine birbirine yakın coğrafyalarız. E, Latin Amerika çok farklı bir kültür, çok farklı bir sosyal yaşam. O yüzden o bölgenin yazarları Fransızlar ve Ruslar kadar okunmuyor olmasını da açıkçası çok ilginç bulmuyorum. Okuyorum. Ben de Latin edebiyatı okuyorum ama benim öncelik sıralamamda değil. Buna da kızanlar oluyor. Ne demek Latin edebiyatı okumuyor? Hayır okuyorum. Ama açık yüreklilikle söylüyorum benim için de öncelikli olanlar arasında değil. Ne yapayım durum bu olanı söylüyorum. Fransızlar ve Ruslar, düzeltiyorum, Ruslar ve Fransızlar artı İngiliz edebiyatı. Kitap yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Dedim ya arkadaşlar paylaşmayı seviyorum diye. Kimisi parasını paylaşır, kimi zamanını paylaşır, kimi neşesini paylaşır, kimi ekmeğini paylaşır, kimi alın terini paylaşır. Yani bu dünyada herkesin paylaşacak bir şeyleri var. Benim de kelimelerim var. Ben de kelimelerimi paylaşmak istedim. Gezdiklerimi, gördüklerimi, yaşadıklarımı bana kalsın istemiyorum. Yani benimle beraber toprağın altına girip yok olsun istemiyorum. Ben toprağın altında iken kelimelerim kalsın yeryüzünde ve ben yokken de onlar konuşmaya devam etsin istiyorum. Sadece şu an benimle aynı zaman dilimini paylaşan sizlere değil. Bizler bu dünyada yokken ben, beni izleyen birçok dost bizler geçip baki aleme gittiğimizde geride sözümüz kalsın. Bizden sonrakilerle de paylaşayım istiyorum. Beni kitap yazmaya iten şey paylaşmaya olan tutkum. Harun Bey kitaplığınızı kaç yılda oluşturdunuz? Arkadaşlar dedim ya size hani okuma yazmayı öğrenmeye başladığım günden beri kitap okuyorum diye. Ha kitaplığımı da o günden başladım oluşturmaya. En büyük hayalimdi ya. Bir gün bütün kitaplarımın böyle tertemiz, tozları alınmış, çok böyle incik incik boncuk boncuk böyle konularına yayın evlerine türlerine yazarlarına göre istediğimi böyle anda uzatıp bulabileceğim bir kütüphaneye sahip olmak en büyük hayallerimden biriydi. Üniversite yılları da yapamadık niye? İşte ben valizde getirirdim kitaplarımı ya. Samsun'dan Ankara'ya taşı, Ankara'dan Samsun'a taşı. Oğlum derdi uşağım, ha bunlar, annem derdi bana ki uşağım, ha bu kitapları ya Ankara'da bırak oları, ya Ketur oları Samsun'a bırak. Taşıyı duruyorsun, anne derdim, ayrılama kitaplardan. Sonra iş hayatına atıldık, şehir şehir, şehir şehir, ülke ülke gezdik. Hep böyle valizlerde, sandıklarda veya evin bir köşesinde. Sonra İstanbul yaşamında böyle küçük küçük bir duvar. Sonra Ankara'ya geldiğimde evin bir odası derken yıllar 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 yıllarca hayalini kurduğum o şeyi Allah bana nasip etti. Şu an Samsun'da evimin üst katı, şu an Cengiz Aytmatov kütüphanemin içerisinden size sesleniyorum. Hayalini kurduğum kitaplığı kütüphaneyi diyebilirim ki 40 yıl içerisinde oluşturdum. Ve şu an bütün kitaplarım raflarda böyle ba bayırıyorum ya ben onlarla böyle göz göze gelmeye aşıklar gibi. Hocam bu kadar çok kitabı okuyabiliyor musunuz? Okumadığınız kitabı niye alıp rafa koyuyorsunuz? Arkadaşlar kitapların bir kısmını okurum ki çok ciddi bir kısmını okudum. Bir kısmıyla da birlikte yaşamak istiyorum. Okuyamayacağımı bilsem de. Ömrümün yetmeyeceğini bilsem de o kitabın kütüphanemde olmasını ve onunla birlikte yaşamayı istiyorum. Her kitap okunmaz, bazılarıyla da birlikte yaşanılır. Okuma tarzınız tam olarak nasıl? Yani nasıl, neye göre not alıyorsunuz? Ne kadar vakit ayırıyorsunuz? Nasıl bir işaretleme yönteminiz var? Arkadaşlar şu soruyla birleştirelim. Gençlere tavsiyeleriniz nelerdir? Günde kaç sayfa kitap okumalıyız? Yaşlara göre kitap okuma sayısı ve kendi kitaplarınızdan gençlere hangi kitabı tavsiye edersiniz? Arkadaşlar bir, hızlı okuma denen şeye karşıyım. Hayırdır acelemizle nereye gidiyoruz? Nereye yetişmeye çalışıyoruz? Hızlı okuma diye bir şey yok. Bende yok. Hele de edebi okumalarda. Düşünsel eserlerde. Niye hızlı okuyacağım abi ben? Acelem Ne? test çözmek isteyen üniversite sınavıyla alakalı yani bir sınav merkezli okumada işte hızlı okumak, anlamak bunu anlayabilirim ama onun haricinde hızlı okumak benim hayatımda buna yer yok. Anlayarak, sindirerek, hissederek, özümseyerek okumayı seviyorum. Bir de böyle bir şey yok ya hocam günde kaç sayfa okursunuz? Ya bu hafta diyelim 200 sayfa okurum, önümüzdeki hafta 500 sayfa okurum. Bir sonraki hafta 100 sayfa okurum. Senin duygusal durumun, psikolojik durumun, kendini nasıl hissettiğin, iş yoğunluğun, meşgalelerin, ailevi sorumlulukların birçok farklı şey okumayı etkileyebilir. Yani bu iki kere iki dört böyle bir şey yok. Görüyorum günde şu kadar okumalısınız, haftada bu kadar okumalısınız. Yok böyle bir dünyaya o anki ruh halinize göre, zamanınızın uygunluğuna göre... Ama şunu tavsiye ediyorum. Bakın bu önemli. Sürekli ve düzenli okuyun. Yani bir gün 100 sayfa, ertesi gün hiç, ertesi gün hiç, ertesi gün hiç okumayacağınıza her gün 10 sayfa okuyun daha iyi. O yüzden ben mümkün oldukça düzenli okumaya çalışıyorum. Diyelim ki o gün hiç fırsatım olmadı. İşte yolcuyum, bir yere gittim, çok yoğundum. Programım vardı, bir şeylerle ilgilendim. Yazmam, çizmem gereken şeyler vardı. Yayın evi için bir şeyler yapmam gerekiyordu falan. Diyelim bir gece gittim otele yorgunum değil mi? Gözümü açamıyorum. Diyorum ki Harun, bugünü hiç uyamadın Ama sen kitaplara vefasızlık yapamazsın. İki sayfada olsa oku. Hiçbir şey yapmıyorsan aç bir paragraf ol. Bu rutinini bozma diyorum. O yüzden her kes için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Ama mümkün oldukça her fırsatta okumak ve okumaya zaman ayırmak en güzeli. Merhaba hocam keşke bu kitabı ben yazsaydım ya da ben böyle bir kitap yazmak istedim dediğiniz ruhunuzun dökülen, ruhunuzdan dökülen bir eser oldu mu? Olduysa hangi eserlerdir? Şimdi bir kere o büyük ustalara saygısızlık yapmak istemem. Yani şu kitabı ben yazsaydım demek bile ne bileyim hani böyle gizli bir ego olur bu bilmiyorum ama yine de içim yani madem sordunuz abi Victor Hugo'nun sefillerini yazmış olmayı çok isterdim. Dostoyevski'nin suç ve cezasını yazmış olmayı çok isterdim. Tostoy'un Anna Karalina'sını yazmış olmayı çok isterdim. Türk dünyasının bu Anadolu'nun gelmiş geçmiş en büyük yazarı bana göre Yaşar Kemal'in ince Mehmet'ini yazmayı çok isterdim. Trabzonlu hemşehrim Hasan İzzettin Dinamo'nun Savaş ve Açlar kitabını yazmayı çok isterdim. Jack London'ın Martin Eden'ini yazmayı çok isterdim. Çingiz Aytmatov'un Toprak Anasını Gün Olur Asra Bedelini yazmış olmayı çok isterdim. Stefan Zweig'ın satrancını yazmış olmayı çok isterdim. İlk aklıma gelen bunlar oldu arkadaşlar. Hocam sizce köy romanlarından en başarıları hangileri ve bu konuda en başarılı eserleri hangi yazılarımız veriyor? Ben bu alanda okumayı seviyorum. Tabii ki direkt Yaşar Kemal diyorum. Oradan başlıyorum. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Fakir Baykurt ve Bekir Yıldız'ın eserleri ilk aklıma gelenler. Hocam bilim kurgu okur musunuz? Genç çocuklar genelde bunu soruyorlar bana. Arkadaşlar hani bilim kurgu okumayın falan demiyorum da ben bilim kurgu okumuyorum ya. Yani cevabım okumuyorum. Dostoyevski mi Tolstoy mu sorusunu oldum bittim hiç sevmedim. Anneni mi seviyorsun babanı mı seviyorsun? Annemi anne olarak çok seviyorum. Babamı baba olarak çok seviyorum. Dostoyevski'yi ayrı, Tolstoy'u ayrı seviyorum. Şu soruyu sorsaydınız mesela. Yani ikisini böyle at yarıştırır gibi yarıştırmayı asla doğru bulmuyorum ve bunu yapmam ama böyle Dostoyevski'nin karakterini biraz daha kendime yakın buluyorum diyebilirim. Beğenmediğiniz ya da size hitap etmeyen bir kitaba başladınız diyelim. Devam eder misiniz yoksa sizin için bir zaman kaybı mı olur okumak? Açıkçası her kitaba şans veririm. Ama baktım ki yani gitmiyor, olmuyor, giremiyorum içine. Kitap beni kabul etmiyor. Zamanı şimdi değilmiş der onu köşeye koyarım. Ama ukalalık olarak da algılamayın. Bunu her kitap için yapmam. Yani ya şu an ben bu kitaba giremedim. Yani şu an ben e, bu kitapla bir diyalog kuramadım. Ama bu okurması gereken kitap dediğim de oluyor. Onu diyorum ki bu dursun. Bu çayın demini alması gibi bunun zamanı gelecek. Ama bir de bazı kitaplar var. Ben birinci sayfasında diyorum ki yok ben bunu okumam abi. Bırakıyorum. Yani zorla ittire kaktıra başladım bunu bitireceğim. Yapmıyorum. Yaşar Kemal'in Çukurovası'nın sizdeki yerini anlatabilir misiniz? Toplumcu gerçekli romanlardan hoşlandığınızı tahmin ediyorum. Ve İnce Mehmet'in sizin düşünce dünyanızdaki yerini merak ediyorum. Evet tam isabet. Ben toplumcu gerçekçi romanları çok seviyorum. Ama aynı ben romantizm akımının da sıkı bir taraftarıyım. Yani romantizm akımı içerisinde değerlendirilecek yazarları ve romanları da çok seviyorum. İnce Mehmet ya. Yani İnce Mehmet'in üzerine ne söyleyebiliriz? Bakın bunlar benim şahsi şeylerim. Türk edebiyatının en büyük eseri İnce Mehmet'tir. Bence dünya edebiyatının da en büyük eserleri arasındadır. Yaşar Kemal dünyada da tanınıyor. Ama Yaşar Kemal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kürt Yaşar Kemal değil de İngiliz Henry olsaydı veya Fransız bilmem kim olsaydı veya Rus falan olsaydı emin olun ki Bugün Tolstoy'la Dostoyevski ile birlikte anılıyor olurdu. Çok sevdiğim abim var. Burhan abim Trabzonlu. Ona da buradan selam olsun. Bir gün İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde yürürken Yaşar Kemal'le karşılaşmış. Demiş Yaşar Kemal ona, "Selamlaşmışlar. Nasılsın?" diye sormuş Burhan abi'ye. "Evladım." demiş Yaşar Kemal. "Burhan abi" de demiş ki ona. "Yaşar abi." demiş. İnce Mehmet'i okuduğum günden beri başım beladan kurtulmadı. O gün bugündür. Bütün egemenlerle, diktatörlerle, zulmedenlerle kavga halindeyim. Yaşa yani bu şimdi bu soruya içimdeki coşkuyla cevap vermeye kalkarsam 30 dakika, yarım saat. O yüzden Yaşar Kemal benim için çok önemli. Toplumcu, toplumcu gerçekçi yazarları çok seviyorum. İnce Mehmet'in de bir hayranıyım ince Mehmetler umarım bu toplumda daha fazla olurlar ve abdi ağalara meydan okurlar. Hocam uzun süredir dünya klasikleri, modern klasikler okuyorum. Farklı yerlere açırmak istiyorum. Fakat bunu başaramadım. Arkadaşlar dünya klasiklerinden çok paylaşıyorum. Modern klasiklerinden de çok paylaşıyorum. Siz de zaten bunları sevdiğinizi söylemişsiniz. Farklı edebiyatlar, farklı okuma yolculukları. Açıkçası Kanalımda bunun mevcut olduğunu düşünüyorum. Yapmanız gereken şimdi bu kanalda şu an bildiğim kadar 350 civarında video var. Yani şöyle biraz göz gezdirirseniz zaman ayırırsanız emin olun o istediğiniz tarzda birçok kitabı da sizlerle paylaştım. Aklıma ilk gelen soru demiş bir tanesi. Cengiz Aytmatov'un Beyaz Gemi kitabındaki o adı olmayan çocukla ilgili. Ben o çocuğu unutamıyorum. Hep o çocuğa sarılıyorum. O çocuk benim için de bir siz olarak kaldı. Siz de o çocuğa sarılmak istediniz mi? Siz de o çocuğa sarılmak istediniz mi sorusunun cevabını şöyle vereyim. Hemen hemen her yıl yazın Kırgızistan'a gidiyor. Beyaz geminin beklendiği o ısık gölünde beyaz bir gemiye biniyor ve kıyılarda o çocuğu görmenin hayalini kuruyorum. Şimdi sorunun devamını da okuyup buraya geri döneceğim. Yine birçok arkadaş sormuş. Birçok arkadaş Hocam izlediğimiz videolarda müthiş bir Cengiz Aytmatov hayranlığınız var. Büyük bir sevginiz var. Bunu ifade eder misiniz? Bir tanesi de eklemiş ki hocam Trabzon'a geldiğinizde sizinle Cengiz Aytmatov ne zaman konuşabiliriz? Şimdi Cengiz Aytmatov beyaz gemide o çocuğa isim niye vermiyor? Çünkü babasını kaybetmiş savaşlarda veya farklı zulümlerde. Babasını kaybetmiş bütün çocukları sembolize etsin diye o çocuğa bir isim vermiyor. Bir konferansında çocuğun bir tanesi Cengiz Aytmatov'a diyor ki Üstad diyor o romanda bahsettiğin çocuk benim. Cengiz Aytmatov da diyor ki işte bütün ailesini kaybetmiş. Babasını kaybetmiş. O çocuklar için yazdım. Evet, o sensin diyor. Yani Aytmatov burada isim koymayarak aslında o karakterle bir kitleyi sembolize ediyor. O çocuğa sarılmak istemem mi? Tabii ki çok isterim. Aytmatov'u çok sevdiğim için Kırgızistan'ı da çok sevdim. E sonra gittim, geldim, dostlarım oldu. E dostlarım arada bir köprü oldu. Köprü derken bağ oldu benim için Türk dünyasında bir Türk dünyası Türkistan coğrafyasında bir de Anadolu'da iki tane isim vardır ve bunlar benim için kutup yıldızı gibidir. Türkistan coğrafyasında Çingiz Aitmatov, Anadolu coğrafyasında Yaşar Kemal. Bu ikisi benim çoban yıldızlarımdır, kutup yıldızlarımdır, çolpan yıldızlarımdır. Edebi kitap yazmak isteyen gençlere neler tavsiye edersiniz ve yurt dışına çıkmakla ilgili neler söylersiniz arkadaşlar açıkçası yani bu edebi eserler işte hikayedir romandı ya yani biraz da Allah vergisi olacak biraz da sizde o yetenek içinizde olacak yazarlık atölyesi yani teknik olarak bir şey öğretebilir ama i̇şte şiir atölyesi ya şiirin Bakın yapanları sakın küçümsemiyorum ha. Kimseyi rencide etmek için söylemiyorum. Kimseyi iğneleme niyetinde de değilim. Ben böyle kavgadan, böyle didişmeden beslenen bir insan değilim. Öyle biri gibi gözükmek de asla istemem. Ama yani şiirin atölyesi, romanın atölyesi, şiirin hiç olmaz da. Hani romandı, öyküydü, hikayeydi. Hani teknik anlamda bir şeyler size öğretebilir ama açıkçası biraz da Allah vergisi olacak. Biraz değil, çok fazla. Yani o yetenek sizde olacak. O ruh, o içinizde o ateş yanacak. Yaşar Kemal ya. ya Yaşar Kemal'in eğitimi ne? Ya böyle mi bir adam bir dili kullanır ya? Daha yeni bir kitabını okudum Yaşar Kemal'in. Her okuduğumda büyüleniyorum. Yaşar Kemal Allah aşkına yazarlık atölyesine mi katıldı? Harun hocam geçen ay sizinle İran'da tanıştık. Paylaşımlarınızdan çok istifade ediyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ziyaretleri yapmak istiyoruz. Hangi mevsimde gitmemizi tav, tavsiye edersiniz? Yakın zamanda oraya planınız var mı? Bursa'ya gelme sözünüz vardı. Ne oldu? İnşallah diyorum. Evet. Özbekistan'a gidiyoruz. Kırgızistan'a gidiyoruz. Arkadaş grubu yapıyor. Böyle kültür grubu yapıyoruz böyle okuyan yazan çizen arkadaşlar bir araya geliyoruz bu ülkelere gidiyoruz İran'a gideceğiz şimdi Mayıs'ta Temmuz'da Allah izin verirse Kırgızistan'a gideceğiz Mayıs İran için ideal ideal bir tarih Özbekistan için Ekim'i ideal tarih olarak görüyorum Kırgızistan için Temmuz'u ideal tarih olarak görüyorum çünkü Mayıs'ta böyle doğa değil mi yeniden böyle diriliyor. Çok uygun bir zaman İran için. O Özbekistan'da da Temmuz'da, Haziran'da, Ağustos'ta aşırı sıcak oluyor. Oray için de böyle Eylül'ün sonu, Ekim, Kasım'ın ortasına kadar sarkabilir. Kazakistan için de aynısını söylüyorum. Özbekistan, şey, Kırgızistan için de çünkü Kırgızistan'da eğer bizim yaptığımız gibi gidip de böyle şehir merkezlerine gelecekseniz Gezecekseniz istediğiniz zaman gidebilirsiniz ama bizim gibi Tanrı Dağları'nın zirvesine son göre 3500 metre yükseklikte çadırlarda gölün kıyısında kalma niyetiniz varsa zamanı doğru tespit etmelisiniz. Çünkü Haziran 15'inde kar yağıyordu ve donacağımızı zannettik. Aynısını Ağustos'un ortasında da donacağız öleceğiz bu dağ başlarında dedik. Çadırın içerisinde soba yanmasına rağmen Temmuz çok iyi. O kadar yer gezdiniz. Bu durum sizi ruhsal olarak özgürleştirdi mi? Özgüveninize etkisi oldu mu? Tabii ki gezmek duygusal olarak da kendimi hissettirdi. Özgüvenimi de tabii ki artırdı. Dünya bilgim, görgüm, kültürüm gelişti. Farkındalığım çoğaldı. Yaşadığım mahallenin dünya olmadığını, yaşadığım şehrin dünya olmadığını, yaşadığım ülkenin dünya olmadığını. Koskocaman bir dünyada birçok halkın rengin, kültürün, müziğin, mutfağın, yemen, inancın bir aile gibi birlikte yaşayabileceğini de gördüm. Birçok ülkeye gittiniz, İran'a birçok kez uğradınız, izledik, gördük. Sadece kültürel gezi amaçlı mı yoksa siyasi ve ideolojik olarak da yakın hissediyor musunuz kendinizi İran'a? İran'la ilgili bin sayfa eserim var. İran'ı çok seviyorum. İran kültürünü çok seviyorum edebiyatını çok seviyorum. Zaten İran dediğiniz coğrafyayı Türk tarihinden, Türk milletinden, Türklükten bağımsız düşünemezsiniz. Şimdi bunu size burada birkaç cümleyle anlatmam çok mümkün olmayabilir. Ülkenin yarısı Türk. Ki diğer yarısının Fars olması da sakın sanki bir problemmiş gibi algılanmasın. Açık ve net söylüyorum. Güzel bir soruydu. Bazen ya ben İran'ın şiirini, edebiyatını, estetini, komşu bir halkın kültürünü anlatıyorum. Kimisi bana böyle kızıyor, İrancı. Vay işte Kürtlere şöyle yaptı, Türklere böyle Arkadaşlar, bir, ben kendi ülkem haricinde hiçbir yere kendimi yakın hissetmem. Bütün dünya halklarını severim. Bölge halklarını Kürdü, Farsı, Türkü, Arabı, Yezidisi, Süryanisi, Loru, Bölücisi hepsi. Bu bölgenin halklarına kendimi tabii ki yakın hissederim. Niye hissetmeyecekmişim? Ama siyaseten, ideolojik olarak bir yıl 2020'li 24 değil mi? Biz öldükten sonra da bunu izleyenler olacak ama bugünden tarihi verelim 2024. İdeolojiler çağ kapandı arkadaşlar. O ideolojik marjinallikler, o ideolojik saplantılar, ideolojiler dönemi, ülke içinde de bitti, dünyada da bitti. Bunların yerini farklı bakış açıları aldı. Bu da başlı başına bir konu. Hiçbir ülkeye kendimi yakın hissetmem. Ben kendimi Türkiye'ye yakın ve ait hissederim. Ama şimdi birileri şöyle böyle değerlendirecek diye de söylemekten çekinmem. İran'ı severim ben. Muhteşem bir kültür. Muhteşem bir tarih. Muhteşem bir medeniyet. Çok büyük bir nezaket var. Bir sosyal kültür. Etkileniyorum. Bir mahsuru var mı bunun? Ha ideolojik ve siyasi olarak öyle bir şey yok. Olsa söylerdim. Yani birilerinden çekinip de söyleyeceğim şeyi de geri tutmam. Biz Trabzonluyuz. Biz en söylenmeyeceği en başta söyleriz. Öyle bir şey yok. Ben komşu bir halk tarihimizin ciddi bir kesimi de yani birbiriyle kesişiyor. Akkoyunlular Türk devleti, Kara Koyunlular, Türk devleti, Büyük Selçuklular, Türk devleti, Safeviler, Türk devleti, Avşarlar, Türk devleti, Kaçar hanedanlığı, Türk devleti ya bu kadar çok Türk devleti nerede kuruldu? İran coğrafyasında. Horasan nere? Horasan erenleri diye İran coğrafyasında. Yakın yakın. Ve İran'da kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Olayın siyasi ideolojik boyutu konumuz değil. Umarım cevap olmuştur. Hocam Azerbaycan'a hiç geldiniz mi? Azerbaycan beni en çok takip eden ikinci ülke. Aynı dili kullanıyor olmamız Türkiye Türkleri ve Azerbaycan Türklerinin yakın dili kullanıyor olmamız ve birbirimizi çok rahat anlıyor olmamız da bunda etkili. Kanalımın ciddi bir takipçi kitlesi Azerbaycanlı Türk arkadaşlardan oluşuyor. Bunu sorulardan da bir kere daha gördüm zaten. Zaten biliyorsunuz YouTube o istatistikleri de veriyor. Bakıyorum orada. Yani çok ciddi bir Azerbaycanlı takipçi kitlem var. Hepsine buradan selam ediyorum. Tabii ki Azerbaycan'a gittim. Tabii ki Azerbaycanlı yazarları da okuyorum. Tabii ki Azerbaycan'ı da kendi ülkem gibi görüyor <laughs> ve seviyorum. Ama Azerbaycan'ı yönetenlere de hiçbir siyasi ve ideolojik en küçük bir yakınlık ve sempati duymuyorum. Ama Azerbaycan halkına ve Azerbaycan'a candan, yürekten yakınlık duyuyorum, hissediyorum. Kendimi onlardan, onları da bizden görüyorum. Okuduğum Azerbaycanlı ilk aklıma gelen, şimdi Şehriyar İran Azerbaycanı. Ama hadi diyelim ki şairdir. Ee, Samet Bahrengi. O da İran Azerbaycan'ından. O da İran Türk'ü. Ama bizim Bakü Azerbaycan'ından bahsedecek olursak ilk aklıma gelen Anar Rızaev. Okuduklarımın başında geliyor. Hüseyin, Cavit, Celil, Mehmet Gülüzade, Yusuf, Vezir, Çemen, Zemenli ve Elçin. Yani bu isimler. Ha şunu da söyleyeyim. Çok ilginçtir. İki Aynı milletiz biz. Hatta Oğuzların da aynı boyundanız. Dilimiz bir lakin bir Fransız, bir İngiliz, bir Rus yazar kadar yani Türkçeye çevrilmiş çok az. Yani Anadolu Türkiye Türkçesine çevrilmiş eser çok az. Maalesef buradan Azerbaycan'daki bütün kardeşlerime de selam ediyorum. Şimdi en çok gelen sorulardan bir tanesi tek tek okumayacağım ama şunu soruyor gençler. Biz felsefeyle uğraşmak istiyoruz. Biz felsefe eğitimi almak istiyoruz. Biz edebiyatla uğraşmak, edebiyat eğitimi almak istiyoruz ama ne felsefe ne edebiyat karın doyurmuyor. Ne yapalım hocam? Bu soruyu eşimle de konuştum. Çünkü bu alanlarda onunla çok paylaşımlar yapıyoruz. İki biz şöyle bir karar verdik. Bu çok önemli bir soru. Ya çocuklar diyorlar ki ya biz felsefe yapalım, biz edebiyat okuyalım da aç kalırız bu filmin sonunda. Bununla ilgili arkadaşlar bağımsız bir video yapacağım ve zaten birçok hayat, bir maaşa rehin bırakılmış durumda. Bununla ilgili bağımsız bir video yapalım arkadaşlar. Hocam dünya değişiyor. Ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, tabiat bozuluyor. Toplum çok agresif. Doğanın tabiatı beni korkutuyor falan. Yani diyor ki bu arkadaşımız doğaya, ağaca, kuşa, ırmağa saygı kalmadı. Maalesef insanın insana saygısı kalmadı. Ve toplumda çok fazla öfke birikti öfkeyi öfkeyle yıkamak, ateşi ateşle harlandırmak değil. Öfkeyi sevgiyle iyileştirmemiz gerekiyor. Bu da başlı başına çok hayati bir konu. Bir arkadaşımız da diyor ki, hocam diyor, öğretmenler diyor ki, bunu söyleyen de bir öğretmen. Öğretmenler fazla okumuyor diyor. Şimdi öğretmenlerimize saygısızlık asla yapmak istemem. Hayatta hiç kimseye çocuklarımın öğretmenlerine gösterdiğim kadar saygı göstermedim. Öğretmenlik çok değerli ve çok kutsal bir meslek. Okuyan, kendini yetiştiren, zaman ayak uyduran öğretmenlerimiz çok var. Ama azımsanamayacak kadar çok öğretmenin de maalesef yani günlük müfredat dışında kitap okunmadığını gözlemliyorum. Ve bunu diğer öğretmen arkadaşlar da söylüyorlar. O yüzden öğretmenleri yani okuma noktasında eğer bu noktada bir soru aslında çok endişe ediyorum öğretmenleri kırarım diye. O yüzden böyle bütün kelimeler birbirine girdi. Evet okuyan öğretmenlerimiz var ama maalesef okul kitapları dışında hiçbir şey okumayan, kendini geliştirmeyen, adapte olmayan, çağın çok gerisinde kalmış öğretmenlerimiz de var. Acı ama gerçek. Harmatan'da anlattığınız ve yetiştiğiniz çevreden tahmini olarak ne zaman bağımsız düşünmeye başladınız, evrensel bir bakış açısına geçtiniz, özünüzden kopmadığınızı görüyoruz, ideolojik değil ve insan merkezli bakıyorsunuz hayata. Bu nasıl gerçekleşti? Bu sorunun cevabını bir kitapta verdim arkadaşlar. 500 sayfa yazdım. Sonuçta bir yerde doğdum, büyüdüm, Burada işte değerler dediğindeki işte dini değerler, milli değerler, toplumsal değerler. Onların çok katı taraftarı olduk ama sonra şehrimizden çıktık, üniversiteye gittik, sonra dünyaya açıldım. Yeni coğrafyalar, yeni insanlar, yeni yerler gördüm, yeni inançlar, yeni fikirler, yeni kitaplar okudum, yeni şeyler dinledim derken aynı yerde durmak maharet değil. İnsanlar değişimi, gelişimi, ilerlemeyi sanki düşünsel ve fikri olarak veya ait oldukları sosyal çevreye ihanet gibi algılıyorlar. Açıkçası ben çok güçlü bir şekilde 30 yaşından sonra kabuğumu kırdığımı düşünüyorum. Çünkü çok radikal ideolojik kalıplarım vardı hayatımda. 40'tan sonra yani 40 yaşından sonra tamamen artık o zincirlerden, tabulardan, ön yargılardan bağımsızlaştığımı düşünüyorum. İnsanı merkeze aldım, insan sevgisini merkeze aldım. Allah'ın insana dokunduğu yerin vicdan olduğunu fark ettim. O yüzden vicdanımla, merhametle, sevgiyle, hoşgörüyle, insan sevgisiyle hayata ve her şeye bakmaya çalışıyorum. Ülkemi çok seviyorum. Ama bu bütün dünyayı sevmeme engel değil. Kendi milletimi seviyorum ama bu dünyanın diğer halklarını sevmeme engel değil. İnancım var, Müslümanım. Ama bu farklı inançtan olan insanlara düşmanlık yapmamı gerektirmiyor. Kendimi bir şey bırakmadım ya. Ben ülkemi yine seviyorum ama daha estetik sevdiğimi düşünüyorum. İçinde daha çok sevgi, daha çok merhamet, daha çok adalet, daha çok sanat, daha çok insanlık, daha çok güzellik, daha çok kucaklaşma olan bir şeye evrildi. Yoksa ülkeyi sevmemden vazgeçmedim. İnancımdan da vazgeçmiş değilim. Ama o sivri köşeler, iki ucu ustura gibi bakış açıları bunlardan arındım. Slogan atmayı sevmiyorum. Konuşmayı seviyorum. Anlamayı seviyorum. Yargılamayı sevmiyorum. Anlamaya çalışmayı seviyorum. Tanımlamayı sevmiyorum. Tanımaya çalışmayı seviyorum. Tanımaya çalışmayı seviyorum. Bir arkadaşımız sormuş son soruda bu. Diyor ki sizce insan kendini mi yaratır yoksa dünya mı onu? Bizler dünyaya kendi rengimizi veriyoruz ama dünya da bize kendi rengini veriyor. Bizler dünyaya çok şey katıyoruz ama dünya da bize çok şey katıyor. İçinde yaşadığımız toplumun çocuklarıyız biz. Bu toplumdan bağımsız gelmedik bugünlere. Ama biz de içinde yaşadığımız toplumu etkiliyoruz. Söylemek, anlatmak, paylaşmak istediğim şey çok. Çok fazla soru vardı. Yani sizleri de sıkmak istemiyorum. Belki daha sonra yine cevaplayamadığım diğer soruları da cevaplarım. Soren Kierkegaard'ın çok sevdiğim bir şeyi var, sözü. Belki başkasının hiç umurunda değil, hiç etkilenmeyecek, ne kadar gereksiz bir cümle diyecek bilemiyorum ama diyor ki Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir. Altın kafes kitabımı bu cümleyle bitirdim. diyor bunca şey yaşıyoruz, görüyoruz, sorguluyoruz, öğreniyoruz, anlamaya çalışıyoruz anlam arayışımız var. Varlığı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Varlık içerisinde kendi yerimizi anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bütün varlığı kainatı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Arayışlarımız var. Tanrı arayışı. Nasıl var olduk? Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Ölecek miyiz? Ulan bütün bu film bir tane çamurlu çukurun içine konup üstümüzün örtmesiyle mi sonuçlanacak? Tanrı niye bunu yaptı? Ne oldu? O kadar çok şey var ki. Ve Soren Kierkegaard diyor ki en yani sonunda filmin Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Evet arkadaşlar, müsaadenizle ben gideyim artık. Ama bir video daha yapacağım. Orada da şimdi siz sordunuz ben cevapladım. Bir sorular var, bir itamlar, bir şeyler var. Yani böyle paylaşımların altına yapılan bazen böyle damarımda kanım çekiliyor ya. O kadar üzülüyorum, o kadar üzülüyorum ki. Onları da sizlerle paylaşacağım. Dertleşeceğiz. Diyorum. Müsaadenizi rica ediyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, dostlukla kalın, kardeşlikle kalın, barış içinde kalın. Kitaplarla kalın. Görüşmek üzere.